Herkese merhaba. Yeni bir vlogdan. Evet, sonunda bir vlog açabildim. Kaç gündür bir vlog açayım, bir vlog açayım. Ama böyle hep videolar geldi üst üste. Bugün ne yapacağız biliyorsunuz mu? Bugün biraz alışveriş yapacağız. Alışveriş günü olacak bugün. Size hemen şuraya bırakayım. Birkaç böyle bir şeyler almayı düşünüyoruz. Elektronik olsun işte, diğerlerini bilmiyorum hani. Böyle bir alışverişe çıkacağız yani, anlayacağınız. Buraya hazırlanmaya geldim. Biraz yüzümü gözümü renklendireceğim. Ondan sonra da Beril okuldan alacağız ve alışverişe gideceğiz. Çok heyecanlıyım, biliyor musunuz? Böyle alışveriş yapılacağı zaman şey oluyor, böyle çok güzel oluyor, eğlenceli oluyor, çok mutlu olunuyor bir de. Böyle bir şeyler alınca nedense mutlu olunuyor yani. Evet. Yani kadınlara şey bir şey, bu özel bir şey bence. Kadınlar bir şey aldığı zaman çok mutlu oluyorlar ama erkekler üzülüyor. Neyse, bugün mutlu olacağımız bir gün. Dediğim gibi hazırlanmaya geldim. Bir şunu alayım, bir şunu alayım. Şu anda allığımın üstünde olduğunuz için neyse, onu süreceğim zaman alırım. Böyle yani. Evet, herkes hoş geldi yeni vloguma. Kanaldaki ilk vlog bu. Evet, vlog zamanı kanalındaki ilk vlog. Umarım kanalda iyi gider. Yani daha şimdilik pek bir şey yok ama zamanla işte güzel olacak. Evet, şimdiden söyleyeyim. Artık videoların başında da söyleyeyim, sonunda da söyleyeyim. Abone olmayı, yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tamamdır, hazırım. Makyajım bitti. Üstümü giyineceğim. Ondan sonra da evden çıkabiliriz. Ama önce ellerimi yıkayacağım tabii ki de. Ondan sonra da alışveriş vlogumuz başlasın. Ayakkabılarımızı da alalım. Acaba neredeler? İçinde de çorap bırakmışım. Beril okul maceralarını dinliyordum. Beril'i okuldan aldık. Yalnız var ya, size kötü bir haberim var. Şimdi gideceğiz, alışverişimize başlayacağız Beril'cim. Ama Beril çok acıkmış. Kötü bir haberim var size. Kameramı açtım, işte ayakkabılarımı giyerken fark ettim ki kameramın şarjı yok. Evet, çok güzel değil mi? Neyse, artık olduğu kadar çekebildiğimi çekerim. Çekemediğimi de alışverişimizi falan da evde bakarız. Hı? Öyle mi yaparız sence? Ne o, ne dinliyor? He, burada da durduk şu anda. Okan bir yere kadar girdi de hemen gelecek. Ondan sonra da heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Evet, tost makinelerine geldik. Sırayla bakacağız şimdi. Çünkü tost makinesi almaya geldik. Korkmazlar var. Başka nerede var? Ha, şurada da var. Evet. Bakalım bakalım hangisini seçeceğiz. Aa, bu çok güzelmiş. Şunu çok beğen. Evet, o da güzel. Şu neymiş? VMF'in. Fiyatlarına bakın. VMF'in bu kadar. Bu kadar. Evet, ilk alışverişimizi yaptık. Tost makinesini aldık. Okan onu arabaya götürmeye gitti. Ay, ayakkabıya bakın. Çok güzel. Neyse, Bershka'ya girdik şimdi. Artık kıyafet şeyine geçtik. Ama maalesef şarjım şu anda kaç bakayım, %2 gösteriyor. %2. Olamaz böyle bir şey. Neredesin? Beril tişörtlere bakıyor. Neyse, kamera kapanana kadar konuşayım. Ne oldu? Tişört yok. Tişört mü yok? Ay. Ay, yazık oldu sana. Var ya burada. Ben istediğim. Naruto. Naruto, Maruto bir şeyler. Senin istediğin yok muymuş? Hayır. O zaman sana tişört alamayacağız. Verileceğim. Aslında bu çok güzelmiş, bu da çok güzelmiş, bu da çok güzelmiş, bu da çok güzelmiş ama erkek çorapları da çok güzel. Evet, erkek bölümünü daha çok seviyoruz biz. Neden acaba? Aşkım, internet sitesi açılmıyor. Beril ya. Bak, birkaç gündür bizde bir şanssızlık var. Farkında mısın? Hı? Farkında mısın?
Erkek bölümü de bel çantasına bak. Çok küçük. Kamerayı ayarladım sanırsam. Hazırım şu anda. Kamerayı da hemen şarja taktım var ya. Aküsü doldu, şarjı doldu daha doğrusu. Bu kadarı bize yeterli olur diye düşündüm ve hemen şimdilik yerini alacağım. Büyük çantayı şöyle alayım ki sizinle birlikte kahve içelim. Evet, tabii ki de kendime bir yorgunluk kahvesi yaptım. Çünkü o kadar yorulduk ki size anlatamam. Ama çok uzak oldum ya. Bence çok uzak oldum. Evet, böyle daha iyi oldu sanki. Yorgunluk kahvesi yaptım. Dediğim gibi o kadar yorulduk ki gez. Akşamın 8'ini yaptık anlayacağınız. Ondan sonra cıma bir yudum kahve alayım bir saniye. Dedim kahvemi de alıp geleyim ve kamerayı açayım ve size aldıklarımızı göstereyim. Evet, sanırsam böyle daha iyi oldu değil mi? Kutunun üstünden aldım. Beril'cim hoş geldin. Ay, o kadar yoruldum ki. Belim kopuyor şu anda. Sen de yoruldun mu? Hı? Yorulmadın mı? Kahvem soğumadan kahvemi içeyim. Kopmuş. Gel bakayım uzat. Böyle şans neyi bilekliğiydi? Para bilekliği aldık. Görünüyor mu? Ben de kendime alacaktım ama neydi? Ben şans. Ne alacaktım? Şans mı? Yo, sonra vazgeçtim ama ya. Kahve de var. O kadar güzel olmuş ki bir iyi geldi size anlatamam. Neyse, kahvemi içeyim ama sonra da artık başlayalım mı göstermeye? Yardım edecek misin bana? Sen orada otur bence. Yardım etme ama. Oturacağım. Otur, evet. Ağzımı gözümü de temizledim, geri geldim. Evet, ilk önce MediaMarkt'a girdik. Bizim bir senedir, yani daha doğrusu geçen seneden beri tost makinamız bozulmuştu ve tost yiyemiyorduk değil mi Beril'cim? Maalesef. Tostu da hepimiz çok seviyoruz. Sabah işte okula giderken hani Beril'de hani iyi oluyordu. Yani geçen seneden beri işte yani birkaç aydır tosttan mahrumduk. O yüzden artık zamanı gelmişti ve MediaMarkt'tan alalım dedik işte. Sonra bunu aldık. Ay kocaman, neyse poşetinden çıkarayım, daha açmadık var ya video çekeceğim diye. Hemen bunu aslında denememiz lazım. Değil mi? Tost ekmeğimizi aldık, kaşarımızı aldık, sucuğumuzu aldık. Markete de uğradık bir de. Evet, hemen gösteriyorum size şimdi. Şöyle kocaman bir kutu. Ne kadar ağır. Gösterebildim mi? Göstermişim. Evet, Korkmaz'ın Formula 1. Formula 1 olan. Beril diyor ki oraya bir de 1 eklensin diyor. Korkmaz'ın tost makinesini aldık. Böyle granitmiş. Bu hoşumuza gitti orada. Sonra bunu aldık işte değil mi? Açalım mı? Açalım bir çıkaralım. Kutuyu açabilirsen. Ben çünkü kutu açma özürlüsüyüm ya. Bir şey açma özürlüsüyüm ben. Açamadım. Allah. Kayıyor. Açtım. Açtım. Şekilli şükürlü oluyor ya. Önce şunu bir alalım şuradan. Lazım olur mu sana karton? Karton. Şöyle poşetinin içinde. Poşetini de çıkaralım. Ne yapmış bu? Aa, siyah. Siyah mıydı bu? Evet. Aa, ben niye orada griyi sandım bunu? Daha çok tost makinesi vardı ki. Ay, yeter. Işırtı kesildi. Evet. Şöyle bir model. Şurası yağ akan yeriymiş. Şuraya yağ akıyormuş. Hani bir şey yaptığımızda. Ondan sonra cebi böyle. Siyah ve güzel. Alt ayarı ayrı, üst ayarı ayrı. İçi de şöyle. Granit. Şuradan ayarlı. Allah düşüyordu. Ay, bu ne be?
Ben bunlara hiç böyle detaylara falan dikkat etmedim. Orada biliyor musunuz? Buruş malikti diye bir balık. Şu kenarlarda şöyle ayarları var. Bu üstü ayarlayabiliyoruz. Bir de buradan altını ayarlayabiliyoruz. Yani ayrı ayrı çalıştırabiliyoruz. İsterseniz sadece altını, isterseniz sadece üstünü. Böyle çok güzel, kibar, siyah bir tost makinemiz oldu. Çok mutlu ederim, vereceğim. Hemen bugün deneyip tost yapacağız. O ne ya, öyle yemin ediyorum şeytan kızın şeyi, oturuşu gibi falan bir şey oldu yani. Evet, bu güzel tost makinesine çok mutluyum. Çok heyecanlıydım ya bugün. Bir şeyler ya, alacağız diye. Çünkü para harcamak çok güzel bir şey değil mi? Ay belim koptu. Neyse. Yani para harcadıkça mutlu oluyoruz. Böyle yeni bir şeyler aldıkça mutlu oluyoruz. Yani ben öyleyim. Anne, onu da bozarsan çıldırırım. Tost makinesini mi? Biz mi bozuyoruz? Belicim kendi bozuluyor. Öbürü de öyle olmuştu. Neyse. Bunu açtık. Sonra sıra geldi kıyafet alışverişlerimize. Evet, şimdi ne aldık? Hemen gösteriyorum. Kendime kahverengi bir tişört aldım. Onu çok beğendim çünkü. Hemen kendisininkini göstereyim. Çok güzel değil mi? Bunu daha önce görmüştüm. Seninkini mi önce gösterseydim? Şöyle Rolling Stones kahverengi. Bende şeyi var ya, bunun böyle bir sürü dilli olanı. Grisi. Böyle seviyorum ben bu Metallica Rolling Stones'lu tişörtleri. Bunu aldım böyle. Çok hoşuma gitti. Zaten kahverengi de çok moda ya. Arkası da böyle düz. It's only rock and roll. Bunu aldım kendime. Bir de belki rock dinlerim. Rock şarkı dinlerim ama severim. Niye? Dinlemem mi? Ben her türlü şarkı dinlerim. Güzelse tabii. Evet. Şey, bir şey daha diyecektim ama unuttum. Ha, şey diyecektim. Snapchat ismimi değiştirebiliyorum. Snapchat ismini mi değiştirebiliyorum? Tamam. Seni onu bence değiştirebilirim. Tamam, onu kamerayı kapatınca söylersin. Hani böyle işte alışveriş yapmak isterseniz de, bir şeyler almak isterseniz de hiçbir şey bulamazsınız ya. Bugün de öyle bir öyle o günlerden biriydi sanırsam. Çünkü çok fazla bir şey bulamadık. Değil mi Beril'cim? Çok fazla bir şey bulamadık. Ben kendime bir tişört aldım ve Beril kendine bir tişört aldı. Bu da Beril'in tişörtü. Şöyle göstereyim mi? Bunu Pulet bir yerden mi aldık? Bershka'da falan hiçbir şey bulamadık. Zaten Bershka'da da kameranın şarjı bitmişti ya. Yani Beril istediği tişört orada bulamadı ama Pulet bir yerde buldu. Şöyle. Şifrem bilmem. Önü böyle. Arkasındaki de mi aynı resim? Yeşil. Çok güzel bir rengi var. Ve oversize. Ve zaten erkek reyonu. Kaç bedendi bu? M mi? Güzel tişörtün ha. Altına şey giyecekmiş. Siyah uzun kollu basic. Okula böyle gidecekmiş. Hani kış ya, yazın böyle normal giyer de. Ben de kendime kaç beden almıştım tişörtü. El almışım. XL. Yani şurasında sticker var. Evet, sticker'ı var. Evet. Ver bakayım, göstereyim onu da. Aynı baskının sticker değil mi? Hı hı. Evet. Ben de XL mi alayım, L mi alayım. Sonra hadi dedim L alayım. XL de dedim. Çok mu abartılır? Ondan sonra evet, bu poşetimiz de bitti. Sonra gelelim bir diğer poşetimizi. Kendime eşofman aldım. İndirimdeydi bunlar. Eşofman her zaman en güzel şey, en kurtarıcı şey. Böyle beli kalın. Şöyle göstereyim mi? Beli kalın böyle lastikli. Bir de altı şu işte şimdi hani herkesin üstünde olan eşofmanlardan ve kahverengi. Rengi çok güzel. Yalnız var ya, dizlerim çürüdü çürüdü yemin ediyorum ben. Göstereceğim diye. Böyle. Bunlar bol olduğu için M aldım. İlk defa M eşofman aldım kendime. Hatta bununla bu güzel olur mu? Kahverengi tonları farklı ama bir tane de böyle bir eşofman aldım. Bu da böyle gri gibi ama farklı bir gri gibi. Bu da yine indirimdeydi. Bunu da M aldım dediğim gibi. Bunun da altı yine aynı lastikli. Ay, burada da lila gibi mi çıktı ne? Bunun da burasında ne oldu? Ha, sticker telefon arkasına mı koydu? Getir göstereyim ben. Buraya koymuş böyle sticker'ını. Yapıştırsaydın direkt. Yapıştırdım zaten. Ha, yapıştırdın mı? Evet, burada böyle kaldım var ya. Şurada şöyle bir yazısı var. Ne yazıyordu burada? Ne yazıyordu Belice? Okusana oradan. Tersten ben göremiyorum. Reckless. Reckless. Ne demek acaba? Böyle hoşuma gitti, kalıbı falan denemedim de ama
Sonra artık ölüyorum. Öldüm. Dizlerim koptu. Neyse sonra denerim bunları. Hiçbir şeyi denemeden aldım. Sonra bir adet bak burada çıktı. Bu, aa, bir tane yiyebilir miyim? Tam bekle. Afyon Lokum Atölyesi. Bu işte gittiğiniz alışveriş merkezinde bu lokumcunun yeri var ve kaymaklı lokum. Muhteşem bir şey. En son Çorum'dan almıştık ya. Böyle küçük bir kutu aldık çünkü beni çok seviyor, biz de seviyoruz. Bunu aldık, bu ekstranı. Bir de son olarak şu üstümü başımı zaten. Son olarak da kendime bir kolye aldım. Tabii ki de takısız olmazdı. Takıcıya da girdik ve bunu beğendim. Hemen şöyle açayım. Çelik yine her zamanki gibi. Bakın kolye o kadar güzel ki. Bir saniye. Şunu hemen atalım. Hazır Beril'in çöpü de oradayken. Biraz da size şöyle yanaşayım mı? Daha iyi gösteririm böyle, değil mi? Bunun böyle şu ucundaki taşlı yerinin renklisi vardı. Ama Beril dedi ki düz renk al dedi. Ben de o yüzden böyle beyaz aldım. Aslında o da güzeldi. Bir de şeyi vardı. Beyaz, gümüş rengi vardı. Bunu hatta direkt takayım mı? Bir boynuma. Veya böyle tasma modeli gibi. Çok güzel. Çok beğendim. Baksana Beril. Beril. Baksana. Güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Başka? Bu kadar mıydı? Bu kadardı. Dediğim gibi. Çok fazla bir şey bulamadık. Ama en önemlisi tost makinesiydi aslında. Onu da aldık. Çok mutluyuz. Dediğim gibi tost yapabileceğiz artık. Ve birazdan da lokumumuzu yeriz. Aldıklarımız da dediğim gibi bu kadar. Ha, bir de unuttum. Babana yelek aldık ya. Yeleği aldık ama yeleğin orada bedeni yoktu. O yüzden de sipariş verdiler. Biz orada parasını ödedik. O kargo ile eve gelecek. Değil mi? Öyle oldu. Hı hı. Evet. Orada es bedeni kalmıştı. Siyahtı yelek. Okan da el bedeni hani olacaktı. Orada başka rengini denedi. Large da eve gelecek. Bir de yeleği aldık. İşte bu kadardı. Evet. Alışverişimiz bu kadardı dediğim gibi. Ay yeter. bu kadardı. Güzel bir alışveriş oldu ama değil mi? Mutluyuz. Aldıklarımızdan mutluyuz. Memnunuz. İnşallah bir dahaki sefere yine böyle güzel bir alışveriş yaparız. Para harcarız. Ne dersin? Evet. Aynı Behlül'ün de dediği gibi para harcamak içindir. Böyle biriktirmek için ya da bir şey yatırım yapmak için değildir. Para harcamak içindir. Evet, o yüzden de güzel oluyor. Neyse. Evet. Umarım hoşunuza giden bir alışveriş vlogu olmuştur. Aldıklarımız da hoşunuza gittiyse eğer yorumlara bırakabilirsiniz. Ya da şunu beğendik ya da ama bence hiçbiri de beğenilmeyecek gibi değil, değil mi? Kolyem, eşofmanlar, tişörtler, lokum, tost makinamız. Evet. Böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Sen ne? Bir şey mi diyecektin? İşte hala Snapchat diyor. Ben de videoyla ilgili bir şey diyecek sandım. Neyse bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.